Herkese merhaba. 1975 yapımı Jaws filminden sonra herkes köpek balıklarının agresif, kana susamış canavarlar olduğuna inanmaya başladı. Buna karşın timsahlar gerilim ve korku filmlerinin bir diğer ünlü düşman karakterleri. Ancak bir sebepten birçok insan timsahların acımasız olduğunu düşünmüyor. Aslında timsahlar köpek balıklarından 100 kat daha tehlikeli. Bir yıldaki binlerce timsah saldırısı kurbanına karşılık köpek balığı saldırısı kurbanı sayısı yalnızca 10. Çoktan rahatsız oldunuz mu? Bugün değişik timsah türleri ve özellikle Güney Amerika timsahları ile ilgili en heyecan verici hikayelerden bahsedeceğiz. Ve ne kadar tehlikeli olduklarını göreceksiniz. Hadi başlayalım. En iyi arkadaş. Avustralyalı doğa bilimci Matt Wright, alışılmadık evcil hayvanlarıyla da tanınıyor. Matt, bir köpek yerine timsah sahiplenmeyi tercih etti. Dahası ona Tripod ismini taktı çünkü timsahın bir bacağı yok. Evet, bu adam kesinlikle mizahtan anlıyor. Ancak insanların çoğu Tripod'la tanıştığında onu sevmiyor çünkü bu canavar da 1 ton ağırlığında ve 5 metreden daha uzun. Matt'in söylediğine göre evcil hayvanı arka bahçede takılmayı seviyor ve 5 yıldır Matt'le beraber yaşıyor. Bu adam arkadaşını doğasına salıvermek isterdi ancak timsahın bacağındaki yara ve timsah çiftliğinde yaşamaya alışması yüzünden vahşi doğada hayatta kalamazdı. Bu arada doğa bilimcinin karısı eşinin bu tutkusuyla bağlantılı bir iş bile kurdu. Kadın timsah yağından üretilen yüz ve vücut ürünleri satıyor. Bu madde cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor ve cildi derinlemesine besliyor. Bu arada antik zamanlarda bu madde Kleopatra tarafından da kullanılıyordu. Koca bir dev. Bazı timsah türlerinin yaşamları boyunca büyümeye devam ettiğini biliyor musunuz? Böylelikle 10 yıllar sonra vücutları inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Lolon'la tanışın. Yakalanmış en büyük tuzlu su timsahı. 1 ton ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda. Lolon'un nasıl yakalandığını bilmek ister misiniz? Bu dedektif romanı gibi bir hikaye. Bu timsah Filipinler bölgesinde yaşıyordu ancak garip bir şekilde birden insanlar bu bölgede kaybolmaya başladı. İlk önce 12 yaşında bir kız çocuğu, daha sonra da yerli bir balıkçı kayboldu. Herkes bu kayboluşlardan timsahı sorumlu tuttu ve timsahı hemen yakalamaya karar verdiler. Ancak neredeyse 1 ton ağırlığındaki dev canavarı yakalamak hiç de kolay bir iş değildi. Bu işlem 3 hafta sürdü. İlk olarak avcılar Lolo'nun yaşadığı yere devasa tuzaklar kurdular. Timsah tuzaklara girdi ancak güçlü çelik kabloları kolayca parçaladı. Birkaç girişimden sonra yırtıcı hayvan sonunda bağlandı ve yakalandı. Bunun için neredeyse 100 profesyonel avcı ile birlikte bütün gece uğraştılar. 2 yıl sonra Lolon, strese bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bu arada yürütülen soruşturmaya göre bu insanların kaybolmasının timsahla bir ilgisinin olup olmadığı hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bugün timsahın kalıntıları Filipinler'deki bir müzede sergileniyor. Yol trafiği şiddeti. Bir dahaki sefere trafikte sıkıştığınızda ve hayatınızdan şikayet ettiğinizde bu videoyu ve bazı insanların nasıl sizden daha şanssız olduğunu hatırlayın. Örneğin Kuzey Carolina'da yolun ortasında dinlenen koca bir timsah yüzünden trafik tıkanabilir. Cam ve metal katmanıyla bu yırtıcıdan korunuyor olsanız bile kendinizi rahat hissedemeyebilirsiniz. Sonuçta timsahın aklında ne olduğunu kim bilebilir ki? İstenmeyen ziyaretçi. Golf'ten başka hangi spor bu kadar rahatlatıcı olabilir ki? Etrafta koşturmanız ya da ciddi bir efor sarf etmeniz gerekmez. Aynı zamanda bol bol temiz hava alırsınız. Çoğu zaman sahaya özel bir araba ile bile gidebilirsiniz. Buna ek olarak doğanın içinde olursunuz. Mükemmel biçilmiş çimler, göletler, canlı ağaçlar. Bakın geyikler bile var. Bir dakika, nereye bakıyor bunlar? Ups, belli ki insanlar golf sahalarında sık sık tehlikeli canlılarla da karşılaşıyor. Bu olay Güney Carolina'da yaşandı. Oyunun ortasında 3,5 metre uzunluğundaki devasa timsah çimlerin üzerinde yürürken görüldü. Neyse ki timsah ortamı sessizce terk etti. Yine de çevresindeki herkesi germeyi başardı. Alışılmadık evcil hayvanlar. Bir timsahla karşılaşsak çoğumuz kaçardık. Ancak bazı maceraperestler bu yırtıcılarla birlikte çalışmak için hayatlarını riske atmaktan çekinmiyor. Bu adam Avustralyalı Rob Bradle. 3 nesildir işlettikleri timsah çiftliğinde ailesiyle birlikte 3 metre uzunluğundaki sürüngenle yan yana çalışıyor. Kariyeri boyunca Rob yüzlerce sürüngen yakaladı ve 1000'den fazla sürüngeni besleyip onlarla ilgilendi. Onun için bu özel bir şey değil ve günlük işlerinin bir parçası. Ancak yine de bu tehlikeli sürüngenlerle çalışmanın Rob ve ailesi için kolay olduğu anlamına gelmiyor.
Örneğin akrabalarından biri aile çiftliğindeki 700 kilogramlık canavar tarafından saldırıya uğradı. Neyse ki kadın kurtuldu ancak 30 ameliyat geçirmesi ve 2 ay hastanede kalması gerekti. Tabii ki bunların hiçbiri Rob'u korkutmadı. Devasa timsahların sırtına binmeye ve onlarla ilgilenmeye devam ediyor. Yaşayan efsane. Afrika'daki Burundi'de çoğu insanın şeytanın reenkarne olmuş hali olduğuna inandığı bir canlı yaşıyor. Dev Nil timsahı Gustav'dan bahsediyoruz. Bu timsah 75 yaşında ve kana susamışlığı hakkındaki hikayeler yerli halk ve gazeteciler tarafından nesilden nesile aktarılmış. İnsanlar hikayeler anlatırken gerçekleri abartır ve Gustav'ın öldürdüğü kurban sayısı aslında bilinmiyor. Ancak uzun yaşamı boyunca Gustav en az 300 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu öldürücü makine Ruzizi Nehri'nin ve Tanganyika Gölü yakınlarında kurbanlarını öldürüyor. İlginçtir ki iddialara göre timsah insanları yemek için avlamıyor. İnsanları öldürüyor ve orada bırakıyor. Timsahın devasa boyutlarından dolayı antiloplar ve büyük balıklarla ilgilenmemesi anlaşılabilir bir ihtimal. Gustav'ın kendi türleri arasında dünyadaki en büyük hayvan olduğu düşünülüyor. Vücudu en az 6 metre uzunluğunda ve ağırlığı 1 tondan fazla. Ancak hepinizin tahmin edebileceği sebeplerden dolayı timsahın boyu hiçbir zaman tam olarak ölçülemedi. Yine de yalnızca büyüklüğünden dolayı değil, aynı zamanda birçok mermi yarasıyla dolu vücuduyla Gustav kolayca tanınabilir. Ki tüm bu mermiler Afrikalı yırtıcıyı öldürmeye yetmemiş. Bu timsahı yakalaması için birçok avcı görevlendirildi. Ancak kimse timsahı alt edemedi. 20 yıl önce Burundi'de Gustav'ın öldüğü iddia edildi. Ancak 2008 yılında gazeteciler timsahı ormanda tekrar gördü. Görünen o ki acımasız yırtıcı hala hayatta ve insanları avlamaya devam ediyor. Karmaşık operasyon. Eskiden Florida Venice'deki Shamrock Park'ında büyük bir timsah yaşıyordu. Bu timsah 4 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığındaydı. İnsanlar bu timsahın yaşadığı göletten uzak durmaya çalışıyordu ve parkta yürürken evcil hayvanlarının tasmalı gezdirilmesi öneriliyordu. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Ta ki kaçınılmaz olay yaşanana kadar. Sorumsuz sahiplerinin elinden kurtulan bir çift köpek, saniyeler içinde gölün yanına geldi ve timsah hiç zaman kaybetmedi. Hayvanlardan biri hiçbir zaman bulunamadı. Diğeri ise birden çok yara aldığı için uyutuldu. Bu olay sonrasında kana susamış sürüngenin daha fazla parkta yaşayamayacağı ortaya çıktı. Eğitimli uzmanlar bu sorunu ortadan kaldırmak için parka geldi. Sürüngeni çalılıklardan çıkarmak için 2,5 saat uğraştılar. Ne yazık ki olanlar onun suçu olmasa da timsahın uyutulması gerekti. Yeni şampiyon. Filipinli Dev Lolo'nun trajik ölümünden sonra ülkede yeni rekortman Pengal oldu. Bu timsahın büyüklüğü biraz kabul edilebilir. Tabii bu dev yaratıklar için bu kelimeyi kullanmak ne kadar doğru bilmiyoruz. Pengal neredeyse 5,5 metre uzunluğunda ve bugün Davao şehrinde bir parkta yaşıyor. Şu ana kadar resmi bir unvan kazanmadı. Ancak bunun an meselesi olduğuna eminiz. Şanslı yakalama. 2014 yılında Amerika'nın merkezinde çekilen bu fotoğraflar çok popüler oldu. Panama kanalındaki sularda yüzen dev canavar sudan çıkarıldı. Bu olay liman kasabası Colon'da yaşandı ve bu yırtıcı daha sonra buradaki bir göle aktarıldı. Aktarılana göre bunu yapmak için birçok insana ihtiyaç duyuldu çünkü timsah çok ağırdı. Gazeteler bu timsahın Panama tarihindeki en büyük timsah olduğunu yazdı. Fotoğrafta gerçekten de devasa görünüyor. Buna rağmen kimse hayvanın tam ağırlığını ölçemedi ve bir süre sonra herkes bu hayvanın gerçekten de bu kadar büyük olup olmadığını merak etmeye başladı. Şu fotoğraflara bir bakın. Bu açıdan hayvan aslında olduğundan çok daha büyük görünüyor. Hayvanın yere yattığını düşünebilirsiniz ama aslında bir kamyonun tepesinde duruyor. Bu diğer fotoğraflar tarafından da doğrulanıyor. Ne illüzyon ama. Daha sonra bu gizemli yaratığın yalnızca 3 metre uzunluğunda olduğu ortaya çıktı. Bu da bu timsah türü için ortalama bir uzunluk. Acımasız rekortmen. Avustralya'yı düşündüğünüzde aklınıza hangi hayvanlar geliyor? Tabii ki kangurular, koalalar ve timsahlar. Bu ülkede iki tür timsah bulunuyor. Ancak yerli tuzlu su timsahları dünyadaki en büyük timsah türü. Aynı zamanda bu ülkede yaşıyor. Bu timsahın adı Cassius. Muhammed Ali olarak bildiğiniz Cassius Clay'den sonra tanıyacağınız bir diğer Cassius da bu timsah. Rakibi Lolon 1984 yılında uyutulduktan sonra 2013 yılında bu timsah dünyada yaşayan en büyük timsah seçildi. Bugün bu timsahın 110 yaşında olduğuna inanılıyor. Timsah Avustralya rezervlerine gelmeden önce ormanda terör estiriyordu.
Yüzündeki ve vücudundaki yaralar da bunun birer kanıtı. Cassius'un favori aktivitesi yakınından geçen botları ve makineleri çiğnemek. Bu zamana kadar kaç kurban verdiğini net olarak bilmiyoruz ancak 1 ton ağırlığında ve 5,5 metre uzunluğundaki bu canavarın saldırısının dayanıksız göl teknelerini ne hale getireceğini hayal etmek çok da zor değil.